Deməli, dedi bir dənə element düzəldirik də. Daha doğrusu bir dənə metod düzəldirik. Düzəldim metodu. Adını ne yazmışsın saydın Adını sen? Recopy. Bu ArrayCopy içerisinde bir tane array element alsın. Yukarıda kimin için? Fark yok diyor. Bir tane integer. Int. Birinin tipi hala təyin edilir. Int. İstənilən bir şey. Önemli. A olsun, B olsun. Parametre təyin edilir sizde. A ne? Int'in karşısında ama bu array tipinde olacağı için ne inirik? Int'den sonra ne koyuruk? Kvadrat mı ters? Kvadrat mötərizdeki ki bu array tipindedir. Okey. Tamam. İndi keçirik ne inirik? Bu demeli bir tane array. Argument olarak bir tane array alacak. Bu arada boşluk gerek yok de orada. Düzelteceğinde onu səmirli. Bir tane kodu səliqəyə salın. Okey. İndi ne inirik? Return int olmalı. Da bu düzdür. Aha. Xata verməsinin səbəbi return'ı, baxın, return'ın düzgün olmamasıdır. Bilirsiniz mi Yazımı unutuyorum. xata verir? Yo, tələsməyin. Xata verməsinin səbəbi budur. Aydın mı? İndi etməli olduğumuz iş nədir? Etməli olduğumuz iş bizim elementimiz, bu array elementimiz, daha doğrusu array'i kopyalayan elementimiz, biz neyini yedik? Gəlib bu hissə var, bu hissə. Bu hissəni götürürük, aparıb atırıq bura. Okey. Yəni o kopyalama əməliyyatı var. Kopyalama əməliyyatını aparıb atırıq sistemin içərisinə. Belə deyim də metodun içərisinə. Buyurun atın. Bu işten değil mi? Bəli. İşleyelim burada. Aha. Silin. Bunun içerisine atıyorum. Bəli. Okey. İndi bu Hiç hissə var. burada şey koymadım. Necə? Burada ha, hiç yok. Onu gələcəm ora. Səbirli olun. Hələ o hissəyə gəlib çatmamışıq. Deməli baxın B-ni tapa bilmir. B-ni də aparın atında. Bu arada o B-yə gəlin o B-yə şey deyək biz. Deməli baxın buradakı array bunu arqsı eləyin. Arqs. Yuxarıda bu parametreden gelecek. İşte ona göre parametreyi anı arkasından değişinde olar. Tamam. Yani. Okey. Tamam. Aşağıda da. O B'ye de temp yazın. Simvolik bir ad B'ye. Orada yok. Orayla işimiz yoktu. O go kalsın. Metodun içinde temp. Temp. T'ni sondaki T'ni silin. Tamam. İndi bize ne lazım? Bizim bu elementimiz, bu metodumuz geriye bir tane B'ni yani kopyalanan temp'i return elemeli. Ona göre yazar return temp. Buraya yazıldı. Yo, metodun içi aradı. Return'larda yazılır. Metodun içinde yazılmıyor. Aha. Return temp. Okey. Ama burada bir tane bir şey var. O deyir ki bir tane run eleyin göreceğiz problem orada. O deyir ki deyilen şeylerden biri budur ki bizim elementimizde sen der burada integer tip koymuşsan bura bakın üstüne gelin bunun. Integer tip de return elemeye çalışmışsan ama ne de temp özü bir array'di. Ona göre ben buraya yazdığım element ne de? Bakın buraya yazdığım kod neyi bildirir? Metod təyin edildiğinde bura bir tane kod yazdırır mı? Int tip. O neyin tipini bildirir? Ben buradan Return olunan da tam içerisinde. bildirir de düzdür. İndi mən return olarak geriye array return elədiyimə göre onu da bunu da array kimi təyin etməliyəm de. Doğrudur.
Okey. Deməli, mənim array kopyalayan elementim düzəldi. Tamam. İndi burada bir dənə B array-ni təyin edin. Təyin etdiniz. Bərabərdir. Copy array-i çağırırıq. İçərisinə göndəririk nəyi? Kopyalamaq istədiyimiz array-i. Array copy-ni çağırırıq. İçərisində de nəyi kopyalamaq istəyirik? Birincinin Ha, tamam, argument olaraq göndərin de ona. İndi bir dənə run eləyə görə işləyir mi? İşləyir mi? Bəli. ben işte. Aydındır. Yəni biz burada əslində nəyi öyrəndik? Return type olaraq, daha doğrusu parametre olaraq array göndərməyi və return type olaraq array qeyd etməyi öyrəndik. Yəni bu formada biz bunu elementimizi yarada bilirik. Aydındır? Vaxt sual var mı? Hayır, hayır yok. Bu da səliqəyə salın, zəhmət olmasa. Okey. İndi ne eləyirik? Deməli, başqa növbət nə idi? Növbəti saytlar tapılıyor. Tamam, açın onu. Saitlerin tapılması, düzdür. Metoduydu bu da, yoxsa neydi? Adi Ben metod istirdi. metoddan içinde bunu tapıyorum. Gəlin hətta belə eləyək. Çox özür istəyirəm. İşdən zəng edin. Gəlin birinci belə bir şey eləyək. Deyir ki, stringin içindəki nələri tapın? Saatlerin Saitlərin sayını. Süper. Bunun üçün biz bir dənə metod yazacağıq yəqin ki. Bunun üçün nə edirik? Yazırıq ki, məsəl üçün, bir main-i ilk olaraq qoyun bura. Main-i qoyun. Bir dənə string düzəldin. String text olsun. Ad ola bilər, fərqi yoxdur. Salam deyim. Hello, yazın. Ha, ola bilər. Heç bir fərqi yoxdur. Okey. İndi ne edirik? Bunun içərisinde olan elementleri tapırıq ki biz, daha doğrusu bunun içerisinde, bu stringin içerisinde olan saitleri tapacağız. Da düzdür. Onun için bir de metod yazmalıyız. Buna göre bir de metod yazırız. Saitleri tapan yoksa saitlerin sayını tapan. Bakın. Aha. Sait Önce sayını değildi. Açalım sayıdırsa neydi bunu? sayını da tapabiliriz. Özünü de tapabiliriz. Zaten birin tap diyende diğerinde otomatik olarak tapırlar. Tapma olur. Okey. İndi ne inirik? Keçiri hara? Siz orada demeli ne inemelisiniz? Bir tane metod. Bunu switch case'e Yok yok. Switch gerek var. For'la eləyəcək, gedəcək. Bir dənə zəhmət olmasa metod təyin eləyin. adını ne koymalı? Necə? Adını ne koymalı? Adını sahip tapan. Fərqi yoxdur. Nə koyursunuz koyun. O önemli değil. İnteceri birazdan indi şey. Bu arada bu Evet. saitleri tapıp ekrana verecekse saitlerin sayını da tapabilir bu. İstediğimiz şey, mesela için bir metod koy. Bu arada clean code ne deyir bize? Bilen gelin belirleyelim. Ders vaxtı. Clean code bize deyir ki, senin koyduğun metodların adı ve ya da değişenlerin adı ne olmalıdır? Açı olmalıdır. Yani B, F, A diye değişenler koymak olmaz. Ona göre bu verdiği şey yaradır. Yine koyuruq adını. Sayı tapan. Koyun adını böyle bu formada. Sayın Metodumuzun Topal. metodu nedir? Sayı tapan. T'nin prostu böyle yazın ki aha.
Bunun işi nədir? Biz bilirik ki, stringdən saytlar tapacaq. Bir dənə argument olaraq string qəbul eləyəcək. Okey. Yəni nə yazırıq? String. STR. Hə, olsun STR. Sonra nə edirik? Bu argumentləri nə edəcək? Bunun içərisində axtarış eləyəcək və bizə bir saytları qaytaracaq. Bu arada bu integer qoydu ora. Bu integer qoymağımızın məqsədi budur ki, integer qoymağımızın məqsədi budur ki, biz sonda həm də return eləyərək saytların sayını da verərik. Əslində void saytları özünü tapmaq istəyirsə bizdən void tip işimizə yarayır. Amma yox saytların sayını tapmaq istəyirsə bu nədir? Bu integer İntegre. return eləyə bilərik. Tamam. Gəlin aşağıya bir dənə return 1 yazın hələ ki. Hələ ki ən sona return 1 yazın ki o qırmızı error verməsin bizə. Return 1. Bərabərdir yox. Bərabərdir nədir? Okey. Error vermə. İndi gedin belə eləyin. Site tapanı yuxarıda run eləyin. İşə call eləyin. Main'in içində site tapan adlı metodu call eləyin. İçərisinə də A'nı göndər. O A'da olmasın. Onun adı olsun metin. A yox, metin. Yuxarıdakını da metin olaraq dəyişdirin. Səliqəli. Ümumiyyətlə şeydir. Bu arada amma işdə işləyəndə bunların adını ingiliscə qoymağımız tövsiyə olunur. Oldu? Bir dəfə bizim başımızda Hollandiya ilə işləyəndə biz Holland dilində götürüb dəyişənlər adlandırmışdılar. Çox bərbad bir sistem idi. Sistem böyük, yetərincə böyük sistemdi. Sadəcə bütün dəyişənlər, metodların 70-80% Holland dilində idi. İndi biz də Azərbaycanca indi burada yazırıq, o problem deyildi. Əsas odur, clean kod vərdişi yaradıq. Amma işləyəndə, real proyekt işləyəndə həmişə ingiliscə adlandırın. Oldu mu? Qlobal olsun. Tamam. İndi bir dənə sayt tapan adlı metod var. Onun içərisində bir dənə saytlar deyə string gəlin düzəldək. Düzəldin saytlar deyə bir string. String saytlar bərabərdir. Dırnaq içində. Bunu array-də də verə bilərik. Dırnaqda da verə bilərik. Dırnaq içərisində. Saytları Hansılardan yazın bura. Bəli, yazın bura. Hansılardır? Elə küvert klaviaturada vergül qoymayın. Nə gərək var? Vergül qoymayın. Ardıcıl yazın. Yo, ardıcıl elə birləşik yazın. Boşluğa da ehtiyac yoxdur. A, E, İ. Aha yazın. aynen onu da yazdım. Simvolumuz da olacaqsa yazın, olmayacaqsa yazın. Şey Elə yazın küvert klaviaturada yazın. Aynen. Onlar da yazın. Ünü de yazın. Tamam. Başka bir şey yoktu ki. Nokta. Aha, ı kaldı. Orada ama i'ni 2 defa yazmışsınız bu arada. Tamam. Doğrudur mu? Neyse gözden mı? kaçtı. Bu arada elə niye değişir? Sesi alt shift değişmir. Kısa yolları Windows'un çalışın kısa yollarını öğrenesiz. Oldu mu? Tamam. İndi ne edirik? Mən yuxarıdan gələn STR-i, yəni salamı ilk olaraq mən bir dənə belə bir şey eləməliyəm da. S-i götürməliyəm, baxmalıyam. Saitdir mi yoxsa yox? Yəni bunu sait olmasını hardan bilə bilərəm? Saitlərin içində var mı yoxsa yox? Düzdür. Sonra A-nı götürməliyəm. Saitlərin içində var mı yoxsa yox? Sonra L-i, sonra digər A-nı, sonra M-i. Yəni bunun bütün elementlərini götürüb saitlərin içində axtarmalıyam. Əgər saitlərin içində varsa, deməli o sait səsdir. Yoxdursa, deməli sait səs deyil. Düzdür? Doğrudur mu? Tamam. Bunun üçün biz stringlərin metodlarından danışmışdıq mı? Ek olsun metodundan Sonra İşte şeyden beraber onu index of uppercase, lowercase bunlar hakkında danışmıştık. ben Süper. önce danışmışım. Şimdi gelin böyle bir şey diyelim. Demeli orada bir tane print line'ın içine 10. satırda print line'ın içine siteler nokta index of
Aha yazın oraya. South, Tamam. south edeyim bir. System out print line. Sitler nokta index of. Bakın index of'un içerisine index index of'u düz yazın. Orada var da interview'un özü götürecek. Aha. 12'sini silin. İkincisi yazı lazım değil. Bir index bizim işimizi görecek. İndi onun içerisinde sil nottur, virgül de silin lazım değil. Onu da silin. Sıfırı da silin. Dırnağ içerisinde yazın oraya şey. Demeli A. A. İndi bir tane şey edeyim. Run edeyim. Göreyim ne ben. Anladım. Sıfır. Düzdü. Sıfır. İndi L guide. L'i yazın L. Anı yok L'i aktarın bu defa. Run edeyim. Ne kaytarım ben Neyse. bir. Bakın. Eğer verilen element yani burada verilen elementi biz bundan istifade edeceğiz. Ama olmazsa biz onu birbaşa metot olarak da yazabilirdik. Ama index of 1-2 diye bu index of'tan da istifade ediyordu arada. Verilen bak bunun bu element sahiplerin içinde varsa bize müsbet adet kaytarır. Yani büyüdür sıfır adet kaytarır. Ama sahiplerin içinde yoktursa menfi bir kaytarır. Yani kiçidir sıfır kaytarır. Bu böyle beraber de sıfır kaytarır. Aydın diye yani yoktursa menfi bir kaytarır. Varsa menfi birden farklı bir element kaytarır. Okey. Tamam. İndi ben neyin yiyeceğim? Ben de bu kaydadan istifa, bu boşluktan istifade ederek index of'un kıymet vasıtasıyla elementimi belə deyim de necə deyim elementimi tapacağım ki sahipti yoksa yok. Ona göre burada bir tane ilk olarak ne inemem lazım? Bu str'in içinde gezmem lazımdır. Yani bunun sıfırıncı elementini götürmeliyim. Sonra birinci elementin, sonra ikinci elementin, üç ve dördüncü elementlerin götürüp sahiplerin içinde aktarmalıyım. Doğrudur. Ben. İndi onda ne inemeliyim? Sıfır, bir, ikinci, üçüncü, dördüncü elementini aktarıp tapmam için ne inemeliyim? Ben bir tane for each elemeliyim. De düzdür. Daha doğrusu for ile. For kurmalıyım da. Neyini 10. satırda bir tane for yazırıq. Bir tane ora for yazırıq. For i beraber de sıfırdan. İkisidir. Neden? str'in lensinden. Düzdür. Ve i plus plus. Doğrudur. Sonra blok açırıq ki for'un içerisine. For'un içerisinde böyle bir şey yazırıq. If ne deyirik? Deyirik ki sitler nokta index of index of mötərizən açırıq. Deyirik ki s blokun içinde str nokta orada bakın char at var. Char at mötərizənin içerisinde i. Yani ne der o? Bir dakika. Hı-hı. Tak 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 tak. Bir tane blok açın. Buradan xeyr yazırıq. Fərqlidirsə mənfi bir. Şey, mötərizənin içinde bakın burada. Blokun burada. Fərqlidirsə mənfi 1. Fərqlidirsə mənfi 1. Fərqlidir necə yazılır? Benim. Aha. Nida bərabərdir de. Mənfi Benim. 1. Bəli. Mənfi 1'den fərqlidirsə nədir? O sait səsdir de. Yani aktardığımız element harda var? Saitlerin içinde var demektir. Düzdür. Doğrudur. Burada mı? Bunu ne yazdım? Ben başlıyorum. Bunu ona göre yazdım. Endeks of için. Nece? İndeks of'un ne Bu işe yaradığını eşmeğin bildiniz. başı ben. İndeks of'un ne işe yaradığını bildiniz. Bunun içine bana ne Ben. lazımdı? Bana lazımdı ki string'in elementlerini bir bir alım. Düzdü yani bakın bunun s'i, sonra a'nı. Siz yakin ki düşünürdünüz ki böyle yazarım da düzdü str
Kvadratın içerisinde i. Düzdü. Böyle yazma. Ama stringler Java'da, bu Python'da, sonra diğer JavaScript'te işe bize yarayabilir. Ama Java'da bu işe bize yaramaz. Çünkü Java'da stringler bir char array değil. Ona göre siz stringlerin elementlerine bu formada çatabilmezsiniz. Siz stringlerin elementlerine çatmak için onu string.char@i yazmalısınız. I yazmakta nedir? Sıfır yazan da sıfırıncı elementi götürür. Bir yazan da birinci, el yazan, iki yazan da ikinci elementi götürür. Başa düştünüz. Yani kvadrat mütərəzinin çatma olmuyor. Kvadrat mütərəzi əvəzində stringlerin elementine char@ ve içerisinde de indeks ondan satırlar. Aydındır? Bakış. Vahid, sesim gelir mi? Vahid. Bəli, Vahid. bəli, gəlir, gəlir. Dediklerini başa düşürsen mi sen de? Bəli, mən bunu bir tane başka metoddan yazmaq fikirləşirdim. Necə? Bərabərdən də yazmaq olar. Məsələn, tutaq ki, yuxarıdakı mətnin tutaq ki, birinci, sıfırıncı indeksdə sığını. Məsələn, aşağıdakı saitlərin birinci indeksindən, sonra ikinci indeksindən, Eagles'dan da belə deyək. Eagles, məsələn, Yox, tutaq ki, bilməzsən. Çünki belə deyim. S-i sən bununla müqayisə eləyə bilməzsən axı. bildiniz necə demək istəyirəm. Hər dəfə məsələn onu başqa demək dəyişmək də məsələn saytların sıfırıncı indeksindən, birinci indeksindən sonra keçirik anı məsələn Yani tutaq ki A'nı sayt. sen S'i götürüp bir bir bunun içinde bakmak istersen, sonra Bəli, A'nı bəli, onu bir bir bunun içinde, ha o da olar. Elbette ki o məsələn da. ondan sonra orada məsələn bir dənə int yaradıram, plus qoyuram. Hər dəfə bərabər olduqda plus sayına çıxardır məni. Onu gələn Helen. sefer yazarsan burayla bir tane prosedür olarak müqayisə eləyir. O orada daha çok proses aparırsan. Aydındır mı? Yani orada elə Hə, bildim. sayların çox olur, yani iç içə dövr olur, addım sayların çox olur, addım sayların çox olduğuna göre de o problemdir, belə deyim de, nispeten pis alqoritmi sayılır. Aydındır? Okey Bildim. O yoxlayaram problem mi? yox. Yoxla, Tamam. mütləq yoxla. Demeli, Yaxşı. Allah'ın neynirsiniz? Eğer mənfi birdirsə, yazır ki, buraya yazırız ki, daha doğrusu mənfi birden fərqlidirsə, bura saittir yazırıq. Onda neynirik? Yazın ora. Saud, saitin bir dəqiqə, saiti verməli işte, düzdü, saitlerin saiti verməli işte burada ekrana, düzdü mü? Onda gəlin belə eləyək de. Bu str char at var, onu burada bir dənə hər hansı bir dəyişənə mənimsədək 12. sətirdə. Sonra onu götürüb istifadə eləyək. 12. sətirə gedeyim. Burada. Yox, baxın. Evet. Buranı kopyalayın. Yox, bir dəqiqə səbirli olun. Buranı kopyalayıp bu saittir sözün yerine yazın. Başa düşeceksiniz ne deyim. Ha, haram kopyalım. Çar İkinci etmeye bu. yazmışsınlar. İndeks of. Bakın neye aktarırsınız. Str nokta çar et. Bu neyini? Saitleri tapdıqca bizi ekrana yazmalı değil. İndi S'i götürdüğü bakın. S saittir mi? Hayır. A saittir mi? Ha. Bakın A'nı götüren ise bu değil. Bakın bura. A'nı götüren ise bu değil. Evet. Demeli saittirse bura olur da sait. Ona göre ne ineri? Buranı götürüp south'un içine atırıq. İndi bir tane run edin. Göre hala bize saitleri tapacak mı yoksa yok. Bakın AA taptı. Düzdü. Doğru. Onun satırda alın komenti. Mənfi bir onun satırdan gelir. Hı. Alın komenti. Demeli saitleri tapır bu. Doğrudur mu? İndi burada bir tane bir şey var. Eyni bu ameliyatı hem burada hem burada yazırıq. Bunu belə eləməkdənsə yuxarıda bir tane dəyişənə çıxardıb bu her ikisinde dəyişəni istifadə eləmək daha məntiqli olmaz mı? Onu da çıxardın onu dəyişənə. Hı-hı. Bir tane dəyişən təyin edirik. Bəli. Temp qoyun adı. Bərabərdir. Aralıq dəyişənlər adətən temp olaraq təyin edilir. A nokta net çar i. Okey. Nokta virgül Tekrar koyuyor ve orada da tempi istifadə edirik. Eynisini yukarıda da.
Onda çiçeğim Kar, yo yo yo. Onu niye silirsiniz? O şart değil. Siz neyi değiştiniz? Bunu değişmeyip siz onda bunun yerine temp yazabilirsiniz. Niye silirsiniz onu? O şart değil. Şartı silmeye icazeniz yoktu. İndi bir tane run edin göre. İşledi mi? İşledi. Düz ben. düz. Bu arada kodu bir tane səliqəyə salın. Baxın, kontrolü basın. Əlinizi bırakmadan shift'i bas. Alt, kontrol shift F idi. Yoxsa kontrol alt F. Alt çift ettiğimiz. Alt shift F. Bir tane yazın hele. Okey. Tamam. Səliqəyə saldı. İndi bize de... Aşağıda return bir yazmaya Aynen. ihtiyaç var yoksa. Güzeldi ziyan. Bize hem de saatlerin sayını tapmak lazımdı da düzdü. Ona göre ne inirik burada? Yukarıda bir tane count değişen təyin edilir. Beraber olar sıfıra. Count beraber de sıfır. Okey. Her defa site tapanda count'u bir vaid artırarak. Site'i biz arada tapmışız. Burada sakışıyorsa forum içinde yazabilirim. Yani Bundan aşağı yazabilirim. farkı yoktu onun. İstediğiniz yerde yazabilirsiniz. Yeter ki site taptığınız yerde olsun. Tamam. Return'da count eliyerek. Okey. Bu da bize neyi kaytarar? Site'lerin sayını kaytarar. Yani bu ne demek? Siz burada, bakın burada. Yazsaz ki eğer int site sayı beraberdir buna, bu size site'lerin sayını da verecek. Bir de yazın yukarıda. Int site sayı beraberdir. Int SS yazın. Beraberdir. Neye? Hemen o metine. Düzdür. O metin hem sahipleri tapıp bize ekrana yazacak. Hem de sahiplerin sayını return edecek geriye bize. Onda ne olur? South'dan SS ekrana verirseniz siz tapacaksınız ki sizin neçə dənə sahip sayınız. Yani sahiplerinizin sayı neçədir? Okey. Yazdırayım bir saatlerin sayını ekrana yazdırında göre hakikaten düz mü tapır? Buram için. Elbette Aa, özür. saatlerin sayını harda ekrana yazmalısınız. Yok, run Evet, edildiğiniz ama bir şey. Ama SS'i buraya niye yazdınız? o SS'i de Ekrana yazdırma olsun yazdınız da o SS'i düz ben ver. Onda yazdırın onda ekranı. Çap eleyin de. SS'i çap eleyin. onun için de MA5 olacak, değil mi? Enter Enter vurursunuz. Salt yazırsınız. SS. Şey. Bakın bu da size ikili kaytarır. Düzdü görürsünüz. Ama bu ne diyor? Size saatlerin sayını. Saatlerimizin neçiden olduğunu da tabi. Ama indi burada bir tane bir nüans var. Salam dünya yazmışsınız. Salam yazmışsınız. İndi oraya bir tane salam dünya yazın ama bu defa bunu caps lock'a açıp yazın. Benim. Bayağı denize değişmeden sahipleri yazmak olmayacaktı. Ney değişmeden? Yani buradan değişmedi. Pardon. Başa düşmedim. Tamam gördüm, sağlık verdim. Yani burada dili değişmeden sahipleri yazmak denize bayağı. Yo, dili değişmeden demedim. Ha, ben onu demirdim. Derdim ki yani dili değişmeye ihtiyacı yok. Sadece İngiliz alfabesinde hangi sahipler varsa onları yazın. Kifayetti. Ben Ha, onu dedim. bu işte. Ha? Bir daha salam dünya yazın. Tamam. İndi bir daha aktarın. İndi bir daha run edin. Göre hele. Yeni iki tane tapır. Ama bizde nesinden sahip var? Bir de doktor. Dört tane. Ben niye iki tane tapır? Böyle harfle yazdık diye. Aha, ben böyle harfle Onda yazdım. onu bütün simbollarımızı küçük harfe değişebilirdik. İki yol Lower var. Bəli. case'le. Bəli. Ya iki yola ya da ki böyük saitleri de aparıp sisteme əlavə edərik. Aa, ya bura əlavə edemem ya da Ya da ki ya da lower case'le. Upper, Hangisi upper olacak? case, Yok. Fark yoktu. lower. Ya hamısını böyütmelisiniz ya hamısını küçültmelisiniz. Aydın da.
Ben Mən lower case və upper case etməyi bizi tövsiyə etmərəm. İndi niyəsin deyəcəm. Bir dənə əlavə lingo tapsın. Hətta de. elə eləməyin. Belə eləyin. Lower case etsə nə baş verəcək onu deyəcəm. Tamam. Gəlin ora birinci əlavə eləyin böyükləri də. Aha. A. Sonra nə? E. İ. Bir dənə run eləyin, görək tapacaq mı? Tapdı mı? Okay. İndi gəlin belə bir şey eləyək. All lower case və upper case yazır C. Java'da bilmirəm, amma əksər dillərdə bu problem var. Çox böyük ihtimal Java'da da var. Bir dənə aşağıya 7-ci sətirdən sonra. 7-ci sətirdən sonra şey eləyin. Deməli belə bir yol izləyin. Yazın ki mətin yazın. Bir dənə pseudo eləyin. Bir dənə pseudo. Dırnaq içərisində salam nöqtə lower case eləyin onu. To lower case. Yox, upper case. Nöqtəni çölə qoymalısınız. Dırnaqdan çölə. To upper case. Metoddu da. Run eləyək. Salamın hamısını böyütdü, düzdür. İndi orada belə bir şey eləyin. Deməli indi bu dəfə də to lower case eləyin. Belə bir şey eləyin. Yo. To lower case. Salam İsmail yazın bir dənə. Salam Bura. İsmail, bəli. İndi bir dənə böyüdün onu. Şey var mıydı? Ben eləyim ben. Baxın, salam İsmail çıxır. Bu da nə deməkdir? Bu da i ilə ı-nın əslində sait səs, Ey. Azərbaycan dilində sait səsi olaraq qarışması anlamına gəlir. Bildiniz? Yəni ona görə belə deyim də hamısını bu upper case-dir. İndi eyni şey lower case üçün də keçərlidir. Bir dənə eynisini aşağıya yazın, amma gəlin bu dəfə kiçildək. Ne salam İsmail Salam İsmail yazın mənim. Böyük hərflə yazın da amma hamısı. Ama İsmail yazdınız da tamam. Eybi yoktu. Bakın o ı ile yazılanları siz Azerbaycan şriftinden yazmadınız ama düzeldin. Eybi yoktu, eybi yoktu. Düzeldin de problem yine buradadır. geldim on yıllara. Yok, ihtiyacı yok. Tool overcase edeyim. Run edeyim. Bakın orada ı ile yazılan simvolların hamısını da i olarak değişir. Yani bakın burada problem çıkaracak. Fikir verdiniz ı ile yazılıb da. Düzdü mü? Tutaq ki salam arı. Böyük bir şey. Böyük hərfindən məsəl üçün salam arı fərz edir. Arıdır. Arıya salam verdik. Misal üçün hər hansı bir şey deyə, yəni içərisində ı keçən bir sözü kiçiltməyə çalışanda o i ilə kiçildir. Orada bizi çaşdırır. Bizi deyəndə daha doğrusu proqramı çaşdırır. Aydındır? Yəni to upper case, lower case bu kimi problemlər yaşayır. Bu da ondan irəli gəlir ki, daha yaxşı olar ki, bütün simvolları qabaqcadan ona tanıdasız, sistemə tanıdasız. Aydındır? Ben bakın. Bəli. O sayda təsir eləməyəcək mən bilən. Yoxsa sayda Sayda təsir təsir eləyəcək. eləmeyecek ama tapanda təsir eləyecek. O Hə. hangi bir o ekrana yazdırır orada təsir eləyecek. Hə, bildim. Hoş, hoş. Evet, böyle. Başka sual var mı? Eyvah. Suallar herkeste bitip mi? Ben de her şeyde 5 tanesi kalmıştı. Hiç bakmamışım diye soruşmadım. Özüm Tamam. bakacağım. 3 dəqiqəmiz qalıb. Gəlin burada yekunlaşdıraq. Davam edərsiniz yazmağa. Mənə bir dənə xatırladım bitirəndən sonra. Sizə yenə məsələlər göndərim. Əgər yox vaxtınız az qalarsa ümumidən təkrar edərsiniz. Sonra bir dərsdə biz bir iki dərs ən azından məsələləri işləyək.
sonra keçək mövzularımıza davam eləmək oldumu? Çünki mövzuları çox sürətli keçdik. Bu bizim üçün yaxşıdır bir yandan, amma o möhkəmləndirməli məsələlərlə oldu. O Bu oldu. bir iki dərs məsələ eləyəcək. Bundan sonra keçəcək OEP. Okey? Oldu. Tamam. Sual var mı? Xeyr yox. Sual yoxdursa yekunlaşdıraq. Oldu. Çox sağ olun. Sağ olun. Gecəniz xeyirə qalsın. Bir de karşıyı halledeyim.